Merhabalar, ben Köfte Eski Köfte ve Pit Köfte 2'nin 11. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda şu an Raxian ve Faked var. Ama Faked gelmeyecekse burada. Hain. Evet. Hain kısmına evet demedim, sadece gelmeyecek kısmına evet dedim. Hayır, ikisine de evet dedi. Hayır. Neyse. Cidden de o TARDIS'i ben de sen eşe yaptırdım. Sen yapmadın. Yok, cidden kendim yaptım. Tamam, iyi. Ha, bu arada dünyanın TARDIS... sonu geliyor. TARDIS konusunda bayağı bir ilerleme kat ettim. Konsol odasını bayağı bir döşüyorum. Ve de dünyanın sonu geliyor köfte öyle bir yer yaptıysa. Şunlar mikroblok falan filan. Bunlar clear glass zaten biliyorsunuz. Şurası. Burası. Size bundan bir tane de buraya dizeyim ben. Bunlar kristaller. Tamamen Miscraft dünyalarında bulunabiliyorlar. Aa, bu arada bolca da neydi sizin hızının? Dizel jeneratör yaptım. Toplam 24 tane. Fuel mu atıyorsun direkt ben içine? Evet. Hop. 24 tane dizel jeneratör. 288 EU üretiyor. Şimdi işimi görüyor. İşte bir de bana hop diyorsun. Ama yakında işimi görmeyecek. Olsun. Ya senin yanında da tamamen noob kalıyorum opluk konusunda. Ben Minecraft her oyunda opum da Minecraft'ta pek değilim. Özellikle de o işe Greg Tech gelince. Burada da opsun. Portal gun bulma konusunda. Bunun dışında zırhıma yeni bir modül ekledim. O da autofeeder. Çünkü sürekli yemek yemekten usandım. Ben yemek yemek Flight Control'ü eklediğimi biliyorsunuz. Flight Control nasıl kullanılıyor diye soracak olursanız. Normalde bildiğiniz gibi jetpack şöyle çalışıyor. U'ya atadım bu arada. Siz değişik bir tuşa atayabiliyorsunuz şuradan. Flight Control'ü açtığımızda sabit kalıyor. Y'yi 0 yaptığım için baktığım açı herhangi bir şey fark ettirmiyor. Eğer Y'yi 0 yapmasaydım baktığım açıya göre aşağıya ya da yukarı inecekti. Ama şu an Z'ye basarak aşağı iniyorum. Evet. Flight Control böyle bir arkadaş. Ve burada çok işime yarıyor. Evet, ve şimdi bunun son bir parçasını da halledecektik. Düşünsene, jetpack şey yaparak blok koymaya çalışıyorsun. Ne? Düşünsene, normal jetpack'liye blok koymaya çalışıyorsun. Ölüm. Evet. Denemiştim bir keresinde. Ciddi anlamda ölüm. Ve sen gel buraya. Snap bitmiş. Şimdi şunu sisteme al. Evet, bu şekilde koyduğumuz takdirde whoop. Ne oldu? Whoop. Miscraft portallarını tanıtıyorum. Evet, bu bölümde yeter artık. Bu bölümde birkaç bir şeyi halletmem lazım. Öncelikle şu arkadaşı, bu Industrial Grinder Crafting'i tamamen bir işkencedir. Şudur Industrial Diamond'dır. Özellikle Industrial Diamond istiyor. falandır filandır, Industrial Electrolyzer'dır, şudur budur. Makımın kafasını bayağı bir karıştıran bir arkadaştır kendisi. Ama mükemmel bir maden işleme yöntemidir. Ve bunları şöyle yerleştiriyoruz. Bu arada fark ettiğiniz üzere bugün lagım biraz azaldı. Ama bu tam bitmiyor bu arada, dikkat ettiğiniz gibi. Şurada bir şeye ihtiyaç duyuyor. Ayrıca bu makineye su sağlamanız lazım çalışması için. Onlar da şu casingler, ihtiyaç duyduğu şeyler. Bu şekilde craft ediliyor standart machine casing. 6'a 9 tane bundan lazım. Burada renklerden ayrıt ediliyor. Ortaya 8 tane bunlardan lazım. Bu şekilde craft ediliyorlar steel plate ile. Raxian? Düştün mü? Ya, chunk error vardı. Ha, tamam.
Ve bir kovada su. A-Network'üm sayesinde direkt craft edebiliyorum suyu. Adam suyu bile craft ediyor ya. Hani? Adam suyu craft ediyor direkt mi? Toplamıyor. Aynen. O kadar sınırsız su kaynağı var, craftlıyor. Ve gölün yanında oturuyorum hani. Ve artık gördüğünüz gibi yeşiller. Industrial Grinder ne diye soracak olursanız eğer. Macerator'ın ve Pulverizer'ın abisi. Hı-hı. Tabii bana ne lazım şimdi? Seni öğretmeyi unutmuştum. Leptron kristal nerede? Ah, burada. Ben biraz sonra geliyorum. Yanlış resipi. Seni öğretecektim. Tamam. Encode. Bu arada makım bayağı bir dolu gördüğünüz üzere. Ve overclock upgrade'leri size göstereceğim. Bunlar mükemmel bir şeydir. Şu şekilde craft ediliyor bunlar da. Bu şekilde bunları da A-Network şu arkadaş sayesinde çok rahat craft ediyorum. Standart ICT2 makinelerini şuraya koyarak ekliyorsunuz. Great Tech makinelerinde iş biraz değişiyor. Buna sanırım koymamıştım. Evet, koymamıştım. Bunlara sağ tıklayarak ekliyorsunuz. Bu hem hız arttırıyor hem de enerji kullanımını arttırıyor. Ama hız arttırdığı için işimize yarıyor. Leptron kristal. 6 tane craft hole. Ve bir adet de MFSU. Ama önce MFE ve MFE'den önce şu. 2, 3, 4. Sürekli bir şeyler unutuyorum ben, değil mi? İki tane machine bloğa ihtiyacım olacak neticede. Hazır, craft etsin. MFE hazır. Diğerine Advance'e upgrade edelim. Ardından MFSU olsun ve Advanced Circuit olsun. Evet, şunları daha sonra kullanabileceğiz. MFSU'muz hazır. Bir tane de Low Voltage Transformer lazım. Pardon, medium voltaj. Evet, sen craft ola dur. Tamamdır. Ve glass fair. Elektron bekleyeceksin, değil mi? Evet. Neyse, biz bunları dize duralım. Peklet, sen ne yapıyorsun? Evet, konuşma düştü galiba. Neyse, ben yine yalnız takılıyorum. Evet, bunlar böyle. Ama önce bir Great Tech Ranch'imi alıp emin olayım. Tamamdır.
Glassfiber Cable'ımız hazır mı? Hazırlar. Bunları yandan bağlayacağız. Mecburen. Bu daha iyi. Bir yol. Şunu da şöyle. Evet, artık enerji alıyorlar. Enerji aldıklarına göre, daha doğrusu enerji almıyorlar, pardon. Almalarını sağlayacağız. Şuradan hat döşeyerek. Tam patlama yok. Güzel. Bu iyi bir işaret. Evet ve şimdi bize biraz maden lazım. En basitinden bana iki tane iron ore ver. Aa, bu arada unutmadan biraz Kalimera'dan demir ödünç aldım ve onların büyük kısmını çeliğe çevirdim. Çünkü ileriki bölümlerdeki bir projemiz bir quarry çok fazla steel istiyor. Kim geldi? Ben. Merhaba. Merhaba. Ve gördüğünüz gibi iki tane Iron Dust ve bir adet Tiny Pile of Tin Dust. Evet. Ve bir adet de Nickel Dust. İki tane daha alalım. Ne yapıyorsun ki? Grinder. Ha, grinder. Yani ben maden işleme konusunda biliyorsun Industrial Grinder fanatiyimdir ya. Nasıl mıydı? Greg tek Greg tektir. Benden uzak tut. Ve cidden her taraf inek. Gördüğünüz gibi 8 tane Iron Dust ve 4'er tane bunlardan. Bunları nasıl normal Dust'a çevireceğiz? Bu şekilde. Köfte 2 saniye buraya gelir misin? 1 saniye. Tamam. Şurayla ilgileniyorum. Evet ve maden işlemimiz kabaca böyle. Şimdi bunun bir diğer parçasını koyacağız. O da bir adet. Mavi kablolarımız yeterli değil. Mavi kablolarımız ana network'ün kabloları bu arada. Ana network'ü mavi tutuyorum. Yan network'leri genelde kırmızı. Fakat yan yana olduklarında değişik renklerde devreye girebiliyor. Aa, bir de Coin of Fortune diye bir şey craft ettim. Onu birazdan göstereceğim size. Şu şekilde craft edip... Dur, yanlış şeyi gösterdi. Şu şekilde craft ediliyor. Bu bu şekilde, bu bu şekilde. Bu şunun craft edilmesiyle edilmesinin ardından suya tıklanmasıyla falan filan yarıda işe gelecek olursak. Hangi item'ı düşürürsem düşüreyim. Evet, ne atarsam atayım. İnventörüme geliyor direkt. Ya bunu kapalı. En iyi magnet modu gibi. Evet. Onu sağlayan bir item. Ve bu Void Age ile çalışırken bayağı işimize yarıyor. Cidden. Evet. Ha, bir tane power relay'imiz vardı bizim bir yerlerde. Şurada sanırsam. Evet. Bunu
Inventory doldu tabii. O kadar stone'la. Azıcık boşaltalım. Tamam, onu boşaltmasaydın daha iyi olabilirdi. Bunun dışında bana ne gerekecek başka? Bir. Chest. Ve stone. Evet. Ay, kablolarımız burada. Şimdi şöyle bağlayalım ve gördüğünüz gibi buradan çalışıyor. Ve bize bir adet storage bus. Chest. Herhangi bir erişim aracını eklememe gerek yok çünkü her şey sadece bu chest'te depolanacak. Bu network ne işe yarayacak diye soracak olursanız, bu arada storage bus konusunda bir şey yapacağım. Evet, bunu yap. Bunu yapacağım. Renklendireceğim. Hoşuma gidiyor çünkü renkli olması. Ve şuradan AI kablolarını döşeyeceğim. Tabii geçemiyorum buradan. Aslında şöyle daha basit bir döşeme yöntemi de koyabilirim. Neyse, ben bunları döşeyip geliyorum. Bus'ları da yerleştirdim. Craft edip aynı zamanda. Ve geri döndüm. Aslında dur. Sen de ilginç bir şey yapmaya karar verdin. Bu ilginç olabilir. Neticede bir bas bunun işleyeceği tüm maden sayısına yetmeyeceği için İki tane bir şey yapacaksın. Hopper. Hopper. Niye direkt ben şeyin şimdi ben Greg'teki hiç bilmiyorum ve öğrenmek için sorayım da şey. Hani multiblok yapıyorsun ya bazı makineler Evet. için. O multiblokun farklı yüzlerine makine Greg koyup Tech multiblokları öyle multiblok değil, tek bloktan erişim oluyor. İşte bak dinle şimdi, hani arkaya machine casing yapıyorsun ya. Evet. Bir tane machine casing'in dört tarafına da şey koysan oluyor mu? Ney? Makine. Mesela bir Evet. tane Hatta gel şu an industrial benim branch şey. yanıma. Öyle mi yaptın? Seni yanıma çekeyim. Gerek yok. Şu anda işim var. Evet, aynen öyle yaptım. İyi ya. Öyle oluyorsa en azından o kadar uçmaya gerek yok. İki tane anahtarın teserat oldu. Lan kapıdan geçemiyorum. Bu arada shift click ile alabiliyorsunuz bunları. Ya, basitçe öğrenmiş olun. Evet, bunları döşedik. Tabii 4 tane daha lazım doğal olarak. Onları da craft edip geliyoruz. Atayım şey. Bir tane zaten vardı. Kapattın mı? Yok, hayır, duruyor. Ha.
Craftlayıp geliyoruz dedin ya. Ha, hızlı bir şeydi. Tamam. Durdurmaya üşendim. Sonra video editte aynı zamanda denk geliyor ya. Zaten Direwolf'ta editlediğim, editleyeceğim dediği hiçbir şey editlemiyor. Evet. Ben de öyleyim işte. Bir tane içelim. Evet. Bunlar buradan bağlı. Şimdi. Flight control. Yeter artık. Hayır, flight control'e ihtiyaç duyduğum için yeter artık dedim. Flight control'e yeter artık değil. Ya neden? Evet. Kompakt bir dizayn yapmaya çalışıyorum bir yandan. Onun için kasıyorum bu kadar. Evet. Bu gayet güzel oldu. Tabii şurayı da kaldırabiliriz. Ya tabii bu buraya gitmeye karar verecek. Evet. Bunların içinde bir şey yok değil mi? Tamamdır. O zaman geriye tek bir şey kalıyor. Madenlerimizi bunlara öğretmek. Yaptığın saçmalığı görmen lazım. Ne yaptın gene? 15 tane aperi yan yana dizdim. Ha tamam. Aa dur. Öncelikle bir şey daha takacağız. O da... Ne olduğunu sen söyle Raksiyem. Ne takıyorsun şu anda? Itemları içeri göndermek için bir şey koydum. Import de herhalde o. Evet. Tamam. Evet ve hala kullanılmayan bir tane yüz var. 6 tane yüz yetiyormuş yani. 5. Evet onda 5'ini unuttum. Çünkü o op. Çünkü o Greg Tech. Evet ve Greg Tech op'tur. Özellikle ben kullanırsam. Raksiyen'le bir olayımız var. Her şeyi oplaştırıyor ya. Greg Tech'e bulaşsın, Greg Tech'i de oplaştıracak mı diye. Ben Greg Tech'i tamamen oyunu bozacak bir tane şey bulurum. Onu kullanırım. Merak etme. Merakla bekliyoruz. Ama Greg Tech'le uğraşmayacağım. Sorun o. Uğraş. Güzel bir mod. Yok ben o kadar şey yapmam. Kendime o kadar kötülük yapmam. Evet. Ben orları alıp geliyorum hemen. Ve size bunları hızlıca, yani siz işi programladığınız esnada çalışmasın şeklinde anladınız siz onu. Ben anlamadım. Yani normalde koyduğun anda çalışıyor ya. Ha o tamam anladım. Uğraştırmasın diye şey yapmışlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yalnız... İkişer set daha craft edelim gerekecek. Propolis var mı herhangi birinde? Ha? Propolis var mı sende? 2 tane. 10 tane var. A-Network'te olması lazım. Alabiliyor muyum? Abi A-Network'te değil, şuradaki chest'te var. Al. Hangi? Tamam alayım. Neyse, şimdilik ben 8 tane basla idare edeceğim. Sadece 2 tanesini çalıştırsam yeterli. Bass'ın crafting'ini yapmadın mı? He? Bass'ın crafting'ini yapmadın mı? Yaptım. Zaman oluyor ya. Ha evet. Yani ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi o. Yani. Kapını daha büyük bir şey yap. Giremiyorum. Evet. Ordu dışı şeyleri ben şimdilik bir
koyayım şu tarafa. Tamam. Tamam burada. Evet. Kazmanı burada bırakmışsın. O eski kazma. Ha, tamam. Manuelinden mi yaptın? Size söylüyorum, niye manuelinden yapıyorsunuz ya? Kobalt, kobalt, kazma Ben kobalt. hızı ihtiyaç duymuyorum. İyi. Ama yine de tam olması gereken hızlı oluyor kobalt. Hız gerekmiyorsa bile. Aslında şu anki haliyle yani şu ankiler yeter. Sonrakileri Bir tane daha mı? Hayır. daha sonrakileri ben daha sonra eklerim. Ve eğer şunu şöyle alırsanız göreceksiniz ki ayarları birebir duruyor. Tamamen köftenin olduğu için. Ha. Ve şunları ters oldu. Şeylerin tekstürü ters dönmüştü değil mi? Iron Hı? pipeların. Iron pipeların tekstürü ters dönmüştü değil mi? Evet. Hangi renge gidiyorlar? Hangi renge doğru gidiyorlardı? Koyu tarafa doğru. Ve şu an gördüğünüz gibi buraya atılıyorlar. Ve buraya geri dönüyorlar. Aynısını şuraya da yapıyoruz. Uzak dur Creeper. Ve aynı ayarlara sahip olanları grupluyor gördüğünüz gibi. Ve tamamdır. Her ne Patlama lan! kadar şu an enerji üretimimiz tam olarak bunu tam randımanlı çalıştıracak durumda olmasa da gördüğünüz gibi bunu çözmenin yolu kolay. Bunu çözmenin yolu ne? MFI koymak oraya. Hayır. MFSU'm var zaten. Hayır, şeyin önüne MFI koymuyor muydun zaten direktmen? Neyin? Grinder'ın önüne. Yok. Hep 328. Enerji üretimim şu an az. Ha, ne yapıyorsun onun için? Ne yapıyorum? Ben enerjiyi neyle üretiyorum? Dize. Yep. Daha fazla dize. Aynen. Bana. Senin çözüm ama biraz Engineer'in çözümü gibi oldu. Fuse Morgan. Evet, bana 12 tane daha jeneratör craft et. Nereden alıyorsun ki yakıtı? Şey mi buldun? Oil field mı? Oil. Hayır, oil field mi buldun? Desert Oil Field Biome zaten bizim Ne? Age mi kurdun? Degrade'de var zaten. Desert Oil Field. Create with unknown content. Herhalde o. Bu ne ya? Ve buna böyle takmak, basmak gerekiyor. Ve bu craft etmeye devam edecek şimdi. Dizel jeneratörlerimizi craft ede dursun. Ve biz bu orların otomatik olarak AI network'e aktarılmasını istiyoruz. Değil mi? Evet. Neye evet dedim ben biraz önce? Orların otomatik olarak AI network'e Ha, direkt ben import bas. En basiti. aktarılması. Ve şimdi neyse senin Condenser adın? Ha. Prosesör.
Neyse ki zamanında 3 stack prosesör craft etmişim. Söylüyorum sana bu köfte of diye. Adam 3 stack processor yapıyor ya. Benim planım 8 tane falan fusion reaktör. Sen ne diyorsun? Ya 8 tane fusion reaktör ne işine yarayacak ilk başta, onu bana söyler misin? Kullanacağım. Ne için? Pek çok şey için. İyi de bir tanesi bile yeter. Tamam, sen işsizsin. Seninle konuşmuyorum. Seninle şey tartışmıyorum onun için. Bakalım şu anki enerji durumu ne idare ediyor. Evet, gördüğünüz gibi burada madenler birikiyor. Bunları otomatik işleyecek sistemde koyacağım. Hatta ben onun için gereken şeyleri hazırlayıp geliyorum da interface'imiz hazır şu an. Interface. Pardon, yanlış. Yanlış oldun sen. Heh, tamam. Tamamdır. Ve şu precision bus. Ve mavi kablom yok. Ne? Mavi kablom yok. Evet, ve artık bu precision bus buna bağlı. Ve şu orları aktar. Bir tane daha interface'e ihtiyacım olacak. Ve bu tarafta bir crafting monitöre ihtiyacım olacak. Neyse, sonraki bölümü onu craft etmiş olurum. Şimdi ben hiç item chest olarak kullanmadım da. Hı. Direkt ben onu koysam, onun yanına chest koysam chest'i atıyor mu? Nasıl yani? Direkt ben item chest olarak da koysam şeyde receive only'de. Yanına evet. Chest koysam chest'i atıyor mu direkt ben? Atıyor. Tamam o zaman. Şimdi bu tesseract'ı nereye koyabilirim? Ve valla. Bunlar. Artık tüm ore'ları buraya yolluyor. Buraya gidenler de otomatik olarak grinder'larımıza gidiyor ve işleniyor. Ama su ihtiyacını karşılayamıyoruz grinder'ın. Çözüm basit. Şeyle atılmıyor mu ya direkt en içine? Evet işte, pipe'la atılamıyor muyum? Bir EQ Simulator yetmiyormuş artık. Nasıl yani? O kadar fazla mı iniyormuş? Evet. Ben diğer ikisini de yerleştirip geliyorum hemen. Evet, demin bir şey craft edecektim ancak önemli bir eksiğimiz var. Öyle böyle bir eksik değil. Hiçbir yerde bulamazsın. Cobblestone. İnanmıyorum. Yandım. Network'ümde cobblestone kalmadı. Git workshop'ta var ya. Çaldım. Tamam işte. Tamam. Ve bana packager'larımı craft ediyor. Şimdi 8 tanesi işim görür, diğerleri craft olursun. Packager'lar ne diye soracak olursanız, bunlar packager'lar olarak. Neden böyle konuşma ihtiyacı duydum? En ufak bir fikrim bile yok. Yap. Yapma şu konuşma şeklini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tamam, bu iyi. Harbi neden böyle konuşma ihtiyacı duydum ben de bir. Yapma işte. Glacial Queen, bir tane liste Glacial Drone. Direkt ben saçmalayıp prensesin altına liste drone koyarsam sence işe yarar mı? 5 tane koysam bile yeter. Ben liste attım direkt ben. Ha,
Sıkıntı yok. Ve packager'larımızı buraya yerleştiriyoruz. Packager. Packager ne diye soracak olursanız eğer. O zaten dolmuş burası. Ve enerji sıkıntısı mı yaşıyoruz? Lan. Ben ha tamam. Dolu olduğunu belirtiyormuş sadece. Neden enerji sıkıntısı yaşamıyorsun? Evet, eğer bu tiny pile of nikel dastları koyarsam buraya dörder dörder alıp bunları nikel dastı çevirecek. Ve ben daha fazla şey yapman lazım da senin. Dizel generator. Daha fazla dizel generator yapman lazım. Onlar değil. ME network. Ha, onun enerjisi gidiyor. Şunu bir yapalım. Enerjisi değil. Yeri azal. Yeri dolmuş sadece. Ha. Depolama için chest kullanıyorum ya onda şu an. Normal vanilla bir chest. Vanilla chest direkt. Nasıl yani. Iron chest. Tamam iyi, vanilla kullansaydım. Gold'u upgrade ettim. Gold iyidir. 3 tane normal chest boyutundaydı herhalde. E şimdi bana... Olatsal şimdi işimi görür. Baslara yağmur gidelim. Var. Hı? Yağmur mu var? Bilmem. 16 import ve 16 export. Bunlar craft ola dursun. Geliyorum hemen. Ve geri geldim. Şimdi 8'er tanesi hazır. O baştaki 8 tanesiyle göstereceğim. Önce sizleri dizek. Çünkü ben kırmızı olmasını cidden seviyorum. Biraz renkli olmasını. Evet ve bunları çevireceğiz. Of yağmur. Ne güzel işte. Sen uyusana sabah olsun. Şey de olur belki, yağmur da gider. Tamamdır. Uyudum. Tamam ben de. Ha, iron varmış burada. Coin of Fortune, çalış. Bazen böyle bug'a takılıyor. Hah, tamam. Evet, size bunlara basitçe ne yapacağımızı gösterelim. Şuradan tiny pile of dustlarımız. Bir şey soracağım şimdi. Sor. Şeyde, Tinker's Construct'ta. Önden nikel başlıyor. Aynı anda hem smelting hem de fortune koyarsam bir tane iron oradan birden fazla çıkabiliyor mu? Bilemeyeceğim. Bir saniye. Denemek lazım. Bir tane nikel. Copper. Tin. Redstone, glowstone. Zinc. Iron. Plutonium. Red garnet. Ruby. Plütonyumu kul. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi bunları biz buraya yerleştirelim. Tesseract hopper'la çalışıyor mu? Üstüne hopper koysam şey yapar mı? Bilemeyeceğim. Saçmalamasın. Dur, çalışır çalışır. Çünkü hopper çok garip bir şey. Ben şunu halledip geliyorum hemen. Tüm sistemi dizdikten sonra geleceğim. Ve geri döndüm. Şunların hepsini dizdim. Bunları alması için alttan koymak gerekiyormuş. Ve buraya komple fasat döşeyeceğim. Bu kablo kalabalığından kurtulmak için. Gördüğünüz gibi. Ah.
İstesem bunu koyamam. Evet. Fasatları gizliyor. Fasatlarla bunları gizliyor işte. Adam fasatlıyla her şeyi gizliyor ya. Aman içimiz fasat olmasın. Azıcık burayı devre dışı bırakacağım. Sonra geri ekleyeceğim. Ve ah! İzleyicilerimin kulakları için teşekkürler. Ve burada da madenlerimiz pişiyor. Şimdilik şunu geçici olarak devre dışı bıraktım çünkü chest falan doluyordu. Tekrar açacağım. Ve artık çalışsın. Ve bunları aslında dur seni gene devre dışı bıraksam iyi olur. Çünkü tam bitirmedik hala. Bir de bir şey daha ekleyeceğim. Şunun tam tersi bir şey. Pişen ingotları ve şurada işlenecek şeyleri ana AI network'ümüze aktaracak bir arkadaş. Oh yeah. Neyse. Ha, bir de son olarak bir adet Power Fist. Ha, adı değişmiş. Craft ettim. Buna ekleyeceğim modüller. Sayıyorum sırasıyla. Omni Wrench'i ekleyebilirim. Evet, ekleyebilirim cidden. Kürek, pickaxe eklemeyeyim. Pickaxe. Bunu craft etmemin sebebi şu özellik ama bir saniye. Senin silk touch özelliğin yok galiba. Neyse, daha sonra kurcalayacağım. Ben bunları ekleyeceğim çünkü TARDIS'te çalışırken çok işime yarıyorlar. Çok işime yarayacak. O Aqua Affinity özelliği yüzünden. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenli günler, iyi eğlenceler.